yüksek de uyumlu bir çalışma var. Herkes görevinin bilincinde tıkır tıkır işleyen bir düzen. Kameranın arkasında yönetmen Bora Onur, arkadaşlarının arasındaysa öğretmen Oktay Kaynarca. Merak edilen tüm soruların cevaplarını almak üzere Adanalı'yı makamında ziyaret ettik. Yanımızda Oktay Kaynarca var. Son bölümde acı bir sürprizle karşımıza çıktınız. Adanalı için de acı bir sürprizdi. Çünkü sevdiği kadın bir komplo yüzünden belki de öldü. Adanalı komployu öğrendikten sonra neler yaşayacak diye sormak istiyorum. Maraz Ali ile birlikte birlik olacak mı diye başlayalım. Bunları isterseniz anlatmayayım ben. Gerçekten biz de öyle hani tam sonuç nedir bilmiyoruz. Ama sonuç olarak tabii ki bunun bir intikamının peşine düşüyor. Ama görevine her şekilde her türlü acıya rağmen devam etmek zorunda olan bir adam. Zaten bunun da bilincinde öyle deli bir herif zaten. Yani işinin delisi bir adam ama ekstra başka bir şey daha var görevine bütün bağlılığıyla devam etmesi için. O da evet yani karısının aslında kendi yerine tesadüfen ölmesi. Adalet her şeyden önce gelir. Ne yaparsanız yapın, kızı bile söz konusu olsa... Adanalı'nın bugüne kadar çizdiği karakter biçimi, ivmesi içerisinde sadece ve sadece onun için adalet önemli. Şu an Engin'le olan ilişkisini artık legal bir şekilde taraftarsınız ama onları da biraz rahat bırakmıyorsunuz. E işte Türk kimliği yani Türk babası. Aslında dünyanın her yerinde var tabii. Kızlar, babalar kızlarına kıskanır. İşin doğrusu budur ama bizde biraz daha farklı boyuttadır. Biraz daha bizde hani o ana nevi şeyler, sırtımıza yüklenen şeylerle yaşarız. Doğru. Fazla korumacı içgüdüsü. Öyledir, doğru. Yani şimdi hakikaten ne kadar modern olursanız olun, sonuçta damadınıza gıcık olursunuz yani. Ne oldu aşkım? Nereye bakıyorsun? Hiç. İçimde tuhaf bir his var sadece. Nasıl bir his? Ne bileyim, babam her an çıkıp gelecekmiş falan gibi hissediyorum. Aklınca karanlıktan faydalanın, benim kızıma sarkıntılık edecek şerefsiz. Şimdi sen o cilanın kafanı kırmaz mıyım lan? Yavuz. Yeter artık diyorum Yavuz. Ekip bıraksa en tehlikeli sahneleri bile Oktay Bey kendi oynayacakmış. Aksiyonu hiç bitmeyen, temposu hiç düşmeyen bir dizi. Çekimler çok yoğun devam ediyor. Böyle aklınızda kalan bu aksiyon sahneleriyle ilgili bir bölüm var mı? Vallahi her şeyi biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama... Görsüz çoğu zaman çalışıyorsunuz değil mi? Çok çok tehlikeli olmazsa evet. Yani çünkü hani o dublör kullanma meselesine gelince de o yapamadığımızdan değil eğer sakatlanırsak o sahne içerisinde sürekli bir iş yapıyoruz. O sakatlıkla işin devamını getiremeyebiliriz. Yoksa yani o dublörlerin yapabileceği her türlü şeyi Allah'a bin şükür yapabileceğimize inanıyoruz. Onu yapabildiğimi de gördüm yani yapabiliyorum da. Bak diyor sen ne bakıyorsun? Bakma diyorum. Bakma aşağı bakma. Aşağı bakma. Allah! Ne bakıyorsun lan? Ayıp oynuyor burada. Ben yüksek yakasıyor musun abi? Ben köprü sağlam mı değil mi diye kontrol ediyorum oğlum. Thank you.
Oktay Kaynarca'dan Maraz Ali-Yavuz ilişkisinin en son ve en net açıklaması. Maraz Ali kötü bir adam değil, iyi bir adam. Yani sonuçta bir sürü haksızlıklara uğramasına rağmen hala şu anda bir iyilik savaşı veriyor. Bunu hala Adanalı bilmiyor tabii ama öğrendikten sonra sanıyorum bir kader birliği olacak gibi geliyor bana. Kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.